Sen üzerinin kıyafetin rengi ne? Giyerken fark etmedin mi? Mikrofonu açtın mı ben ya? O kadar telaşlıyız ki ocağı kapattın mı, kapıyı kilitledin mi bilmeden yaşayıp gidiyoruz. Sonra düşünüp duruyoruz. Şu an hala bu videoyu izlerken başka şeyler düşünenler var mı? Ben de bazen düşünüyorum. Neden peki? Ya düşündüğünüz şeyi yapın ya da bu videoyu izleyin. Bir şey yaparken bir yandan başka şeyler düşünerek o anı kaçırmış olmuyor musunuz? Anda olmak, ana odaklanmaktan bahsediyorum. Geçmişe takılıp kalmayın. Çünkü yaşayacağınız her kare bir bakmışsınız geçmişiniz olmuş. Ve siz o karelerin içinde kendinizi hiç yaşamış gibi hissetmiyorsunuz. Yani geri getiremeyeceğiniz, değiştiremeyeceğiniz şeylerle müdahale edemeyeceğiniz gelecek arasında sıkışıp kalmış. İşte o aradaki zaman sıkışıp kalacağınız değil, doya doya dibine kadar yaşayacağınız zaman olmalı. Bunun bir formülü yok ama deneyimlenmiş güzel yöntemleri var. Öncelikle farkındalığa hazır olabilmek için berrak bir zihne sahip olmamız gerekir. Modern yaşam zihinlerimize bir karmaşa yükledi. Bir anda zihnimiz kontrolsüz ve sayısız bilgiye maruz kaldı. Kaygılar duygularımızı işgal etmeye başladı. Aslında o kadar zavallı durumdayız ki şu an hepimiz eskiler güzeldir inancındayız. Bu kaostan berrak zihinlere geçmemiz gerekiyor. Burada konsantrasyon ve meditasyon bizi berrak bir zihne ulaştırabilir. Konsantrasyon derken bulunduğumuz anda etkileşimde olduğumuz ne varsa her şeyi duyularımızla algılayabilmeyi kastediyorum. Mesela arkamdaki duvar ne renk? Biliyorum. Ekrem beyaz. Ama tabii ki bilinçli olarak bunu yapmalıyız. Yani ders çalışıyorsun ama ne kadar verimli çalıştığının farkında değilsin. Sadece çalışıyorsun. Çünkü bilincin yarınki sınavı düşünüyor bir yandan. Bilincinle odaklanmıyorsun. Belki deniyorsun ama odaklanamıyorsun. Her gün 1-2 defa pratik yaparak alışkanlık haline getirebilirsin. Herhangi bir zamanda, herhangi bir şeye odaklanırken başka hiçbir şey düşünmemelisin. Çünkü her düşünce zihni meşgul edecek. Farkındalığa ve odaklanmaya yardımcı olacak bir diğer şey ise meditasyondur. Meditasyonda ise gözlerini kapatarak sadece zihnini dinle. Zihninizden geçenleri yağan yağmuru izler gibi izle ve onlara dokunma ya da durdurma. Onları yargılama. Sadece akıp gitmelerine izin var. Bir süre sonra durulacaktır ve bunun için istekli ve kararlı olmalısın. Ama kendini zorlama. İster 5 dakika yap, ister yarım saat, istersen günde bir kere, istersen istediğin kadar yap. Bunu başarınca fark edeceksin şimdiye kadar zihnini ne kadar yorduğunu ve derin bir oh çekeceksin. Sadece alışkanlık haline gelene kadar kararlı ol ve ilk günkü isteğini koru. Bir şeyler için asla acele etme. Kontrolünden çıktığını hissettiğin an bir dur bir yavaşla. Tüm sonuçları iyi ya da kötü olarak yargılamadan sadece kabul et. Çünkü tüm sonuçları olduğu gibi gözlemlersen nereye yönlenmen gerektiğini göreceksin. Bu şekilde zihninle savaşmayı bırakacaksın ve doğru eylemlerde bulunacaksın. Bu seni daha da güçlendirecek. Burada karıştırılabilecek birkaç durum var. Farkındalık kesinlikle hiçbir şey düşünmemek değildir. Her şeyi yargısızca düşünmektir. Bırakın aksın gitsin. Yani eyleme geçmiş bir farkındalık size yeni bir bakış açısı kazandıran bir araçtır.